neredeyse bilmiyorum, anlatamam. Şu anda yani belki de utanmasam konuşamam. Belki ağlamakla konuşuyorum. Yani kendimi zor tutuyorum. Çünkü çok ciddi bir emeğimiz var. Maddi ve manevi olarak. Sağlığımız bozuldu. Yaz kış demeden biz ve taraftarlarımız, yönetimimiz tüm Maltepe halkı gerçekten kenetlendi. Hiç olmayacak kadar bu sene öyle oldu ve biz inandık. Üç tane maçta, üç tane hata, bir maç bak düşünün, bir maçta beraberlik olmasa şimdi biz bugün şampiyonuz. Adapazarı, Kestel, yani, Beylerbeyi. Yani bu kadar basit hatalarla, hadi birinci yarı geçtik, ikinci yarıda yaptığımız hatalar bizi buraya getirdi. Olmamalıydı. Maltepe buna layık değil. Hiçbir şekilde değil. Ne tarihiyle, kültürüyle, varlığıyla, onurlarıyla biz hiçbir onursuz iş yapmadık. Gidip maç satın almadık, hakem satın almadık. Soyunma odalarına inip kimseye para teklif etmedik. Bileğimizi hakkıyla buraya geldik. Tek teselim, Allah'a şükür haram yemedik. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gitmeyeceğiz. Bu konuda kimse hakkını yemedik çünkü. Ama olmadı. Yine de teşekkür ediyorum. Aklınızı helal edin. Bundan sonra inşallah seneye bakalım. Eğer kalırsak sizin de hocalarımıza, teknik ekibimize tekrar görüşürüz inşallah. Acısıyla, tanrısıyla aynen ya. Bir yıl geçirdik arkadaşlar. Hepimizin emeği var. Emeklerinize sağlık. Her şey için teşekkür ediyoruz yönetim adına. Kimsenin bile bile farklı bir şey yapmayacağını zaten biliyoruz. Futbolda bunlar var. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun arkadaşlar. Sizlere güvenimiz tam. O konuda hiç sıkıntımız yok. Biz sizlerin İyi niyetle mücadele ettiğinizden şüphemiz olmadı. Olmayacak. Ve o yüzden bir puanla biz şampiyonluğu kaçırdık. Sizler gönüllerin şampiyonusunuz. Bunu sakın unutmayın. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Biz ikinci olsak da siz gönüllerin şampiyonu oldunuz. Hepinizin ayağınıza sağlık. Selim bir takım. Aynı şekilde herkesin emeğine sağlık. Bu maçtan dolayı da tebrik ediyoruz. Tüm futbolcu arkadaşları. Artık sene İnşallah.